Kan. Çift atlı arabamız ay ışığının yarım yamalak aydınlattığı dağ yolunda alabildiğine gidiyordu. 5 kişiydik. Eski muhtar Hasan Gökbayrak, Şaban Kahya, Hüseyin Çavuş, gümrükçü, bir de ben. İkimizde Martin vardı. İkimizde çifte, birimizde Fransız mavzeri. Atları Şaban Kahya sürüyordu. Arabanın sahibi de oydu zaten. Pek az konuşuyordu. Bir aralık geriye bile dönmeden "Arslan gibi 5 kişiyiz" dedi. "Bir değil 10 tane kara hüsnü çıksa karşımıza vız gelir." Hasan Gökbayrak gümrükçüyle bana "Siz bilmezsiniz bu kara hüsnüyü" dedi. "Çok namussuz adamdır. Geçen de o Solak Çeşme'deki düğünde bizim Mustafa çocuğu öyle kan içinde bırakmalarına sebep de odur. 60 senelik kan. Sonunda ölçülerini aldılar." Bu kan hikayesini, bu kara hüsnü hikayesini bizim köyün kahvesinden dinleye dinleye hal olmuştum. İşte nihayet onların köylerine, onların düğünlerine gidiyorduk. Gitmemek de vardı ama kabadayılık da büsbütün ölmedi ya. Birinin kolu giderse ötekinin gözü çıkar. Daha ötesi bir can. Yani şu kara hüsnüyü merak etmiyor da değilim. 11 köyün bir belası ne biçim adamdır acaba diyorum. Bir hendekten çıkıp öbürüne giriyor, bir çukurdan kurtulup bir başkasına dalıyorduk. En sonunda köyün ışıkları göründü. Şaban Kahya dizginlere asıldı. "Dursak mı?" diye sordu. "Duralım," dediler. Köye eşraf tertibi girecektik. Herkes cebinden birer kağıt lira çıkardı. Bir değnek uzunlamasına yarıldı. Liralar yarığa geçirildi. Bu 5 parçalı bayrak arabanın yan kenarına dikildi. Çifteler dolduruldu. Horozlar da çekildi. 2 el silah atıldı. Şimdi davulla zurnanın gelmesini bekliyorduk. Nihayet o da sökün etti. Davulla zurnaya ellerindeki gemici fenerleri, düğün sahipleri yol gösteriyorlardı. Çalgıcıların başı olan 5 liralık bayrağı küçük bir çocuğun eline verdik. Köye doğru ilerlemeye başladık. Bizi her yanı toprak bir odaya aldılar. Odada bizden önce gelmiş olanlar da vardı. Ama saygı ettiler. Baş köşeyi bize bıraktılar. Uzun uzun merhabalaştıktan sonra biraz evvel kenara çekilmiş olan içi şarap dolu bakır bakraç yeniden meydana çıkarıldı. Ortada bir tek bardak dolaşıyor, sırası gelen o bardakla içiyordu. Bizim köylerde, bizim düğünlerde adet hep böyleydi zaten. Mihmanlar komşu köylerdendi. Karaçalı'dan, Sazlıdere'den, Mıncırıklı'dan falan. Bazılarını ben de tanırdım. Mesela Sazlıdere'den Ali Ağa, 70'lik ihtiyar. Bir aralık kalktı, 18'indeki delikanlı gibi karşılama oynadı. Bir ayak atışı vardı, övünmelere seza. Bu işler davulla, zurnayla oluyordu hep. Pekala şenlikliydi de. Ama birdenbire nereden aklıma esti bilmem. Şaban Kahya, düğün sahiplerinin adamlarına "İnce çalgınız yok mu?" diye sordu. Onlar da ilkin bir duraladılar. Sonra "Bakalım," diye cevap verdiler. Dışarı çıkıldı. Tekrar gelindi. Sağa sola haber salındı. Bir daha girildi, bir daha gelindi. Ne oldu anlaşılamıyordum. İnce çalgı köyün öbür başındaki bir evde miymiş yoksa yol mu çamurmuş anlaşılamadı. Hasılı bir aralık bir laf çıktı. İnce çalgıyı kara hüsnü bırakmıyormuş diye. Ama sonra hemen yalanladı. Yok canım, kara hüsnü ne diye bırakmasın. Gene eğlentiye devam edildi. Ortaya meze yerine bazlama ile peynir tatlısı geldi. Bakraçtaki şarap tazelendi. Bardak yeniden dolaşmaya başladı. İnce çalgı meselesi yeni yeni unutuluyordu. Kapı açıldı. Kapının dışında omzunda bir çifte, boynunda beyaz bir atkı, ağzında bir cigara, esmer dev gibi bir adam göründü. "Selamun aleyküm," dedi. Kara hüsnüymiş. Hasan Gökbayrak birdenbire şaşırdı. "Hoş geldin be ahiretlik," dedi. "Buyursana." Kara hüsnüye yanı başımızda yer verdik. Buralarda böyle adam gerçekten görmemiştim. Kalın, hafif kısık sesle yavaş yavaş konuşuyordu. Sözlerini daha çok muhtar Hasan'a söylüyor, en çok onun sözlerini dinliyordu. Tüfekle gelişinden, halinden, tavrından, her şeyinden belliydi. Bizim hazırlıklı geldiğimizin bu karşılaşmada bir acayiplik olduğunu o da farkındaydı. Öyle ya, düğüne herkes tüfekle mi gelir? Üstelik burası onun kendi köyüydü. Bir aralık laf gene ince çalgıya döküldü galiba. Kara hüsnü bizim Hasan'ı kolundan tuttu. "Gel benimle biraz," dedi. Kalktılar. Gümrükçü bana baktı, ben de ona. Gümrükçü de güçlü, kuvvetli bir adamdı. Üstelik severdi de Hasan'ı. Neyse, uzatmayalım, çıktılar.
Biz hiçbir şey olmamış gibi eğlencemize devam ettik. Ne Şaban Kahya, ne Hüseyin Çavuş, ne Gümrükçü, ne de ben birbirimize hiçbir şey söylemiyorduk. Ama ne saklayayım, aklımda gidenlerdeydim. Aradan 5 dakika geçti, 10 dakika geçti, 15 dakika geçti, yarım saat geçti, dönmediler. Eni konu sinirlenmeye başlamıştım. Dayanamadım, sordum Gümrükçü'ye. Bunlar saz aramaya mı gittiler dedim. Gümrükçü bana cevap vermedi. Düşünceli bir yüzle etrafındakilere "Nerede kaldı yahu bunlar?" dedi. Karşı köşeden hafif bir ses "Gelirler," diye cevap verdi. Çok geçmedi. Kapı çalındı. Gelen kara üstünüydü. Omzunda tüfek, geçti yerine oturdu. Hasan yoktu görünürde. Belli etmemeye çalışıyorduk ama sinirlerimizin iyiden iyiye bozulmaya başladığını hissedebiliyorduk. Gümrükçü ancak 5 dakika dayanabildi. Birdenbire ayağa kalktı. "Nerede Hasan? Nerede Hasan be yahu?" diye bağırmaya başladı. Kimse cevap vermiyordu. Bazlamalar paralanıyor, peynir tatlısına uzanılıyor, bakraçtan bardağa şarap dolduruluyordu. Sonunda Hasan da geldi. Gelmesiyle gümrükçünün yerinden kalkıp Hasan'ın boynuna atılması bir oldu. Onu sol yanağından öptü. Öteki misafirlerin hiçbir şey anlamadıkları bu dostluk gösterisi kara hüsnü gülümseyerek seyrediyordu. Oturdular. Konuşma gene eski tabii halini aldı. Şafak söküyordu. Odanın tek penceresinden görünen gökyüzü biraz evvel simsiyahken şimdi yeşile mavi bir renk almıştı. Hasan Gökbayrak av meraklısıydı. Bunu kara üstüne de biliyordu zahir. Hasan'a dedi ki, "Benim kubaylar bitişik evde. Senin de hazır çiften var. İstersen birazdan birer ayran içer, şöyle bir çıkarız. İsterlerse arkadaşlar da gelsin. Hem açılırız hem de bir tavşan vururuz." Fikir hepimize parlak gözüktü. Ortalık adam akıllı aydınlanmıştı. Tüfeklerimizi alıp dışarıya çıktık. Sinirli bir hava içinde uykusuz geçen bir geceden sonra tabiat bize ne kadar güzel göründü. Ilık bir bahar güneşi insanın içini ısıtıyordu. Kara Hüsnü köpekleri çıkardı. Yola düzüldük. Köyden biraz açıldıktan sonra yer yer çalılarla kaplı, girintili çıkıntılı bir sırta geldik. Araziyi bilenler hepimizi bir yere koydular. Benim ilerimde Gümrükçü, onun ilerisinde Hasan Gökbayrak, onun ilerisinde de Kara Hüsnü vardı. Köpekler salıverildi. Biraz bekledik. 3-5 dakika geçti geçmedi. Köpeklerden hafif hafif sesler duyulmaya başladı. Seslerin artmasıyla hayvanların bir iz üzerinde olduklarını anlamıştık. Ben yalnız Gümrükçü'yü görebiliyordum. Öbür arkadaşlar ya çalı arasında yahut da bir meylin öte tarafında kalıyorlardı. Köpeklerin sesleri yavaş yavaş uzaklaştı. Tepenin üst başından tekrar geri döndüler. Gözümü dere içindeki çalılığa dikmiş bekliyordum. Birdenbire kara üstünün arkasından bir tüfek patladı. Arkasından bir tane daha. Köpekler gene uzaklaşmışlardı. Tüfeklerin havada çınlayan sesinden sonra onların gürültüsü duyulmadı bile. Ortalığı sakin bir ölüm sessizliği kaplamıştı. Biraz sonra gümrükçünün sesini duydum. "Hasan!" diye bağırdı. Hasan'ın sesi meylin arkasından cevap verdi. "Hop! Vurdun mu?" "Hayır." Köpekler kah yaklaşıyor, kah uzaklaşıyorlardı. Gel gelelim av namına hiçbir şey yoktu. Sıkılmaya başlamıştım. Yorgunluk da kendini iyiden iyiye hissettiriyordu. "Oturayım," dedim. Güneş ne de güzel ısıtıyordu. Sıcaklıktan gelme bir saadetin kemiklerime, iliklerime kadar işlediğini duyuyordum. Tüfeği sağ omzuma dayayıp sol dirseğimin üzerine yaslandım. Köpeklerin sesi büsbütün kesilmişti. Yavaş yavaş avdan da ümidi keser gibi oluyordum. Açık hava, gökyüzü, güneş, sıcaklık daha çok hoşuma gidiyordu. Güneş ısıttıkça ısıttı, ısıttıkça ısıttı. Uyumuşum. Uyandığım vakit başucumda dikili duran Hasan Gökbayrağı gördüm. İyice yükselmiş olan güneşin altında biraz da terlemiştim. Hasan, "Haydi," dedi. "Vakit öğlen oldu. Kalk da köye erken dönelim. Hepimiz uyumuşuz." İlkin Hasan uyanmış sırayla. Bütün arkadaşları uyandırmış. Acele ediyordu. "Haydi haydi, al tüfeğini bakalım." Seçilmiş yerler. Ekim 1947. Orhan Veli.